Şimdi şöyle bir buradan bir iddiayı da paylaşalım. Bu artık biraz ayyuka çıktı son zamanlarda. Muhakkak sizin de kulağınıza gelmiştir. Özellikle bir haftadır ben çok fazla yerden duydum. Eğer Tunç Bey bir kez daha aday gösterilirse 3 ismin adaylık şansının oldukça yüksek olduğu çok Kimler? fısıldanıyor bu. Hatta iddia şu ki yani bu tamamen dediğim gibi iddia Tunç Bey'in Tabii. de bazı sohbetlerde buna dile getirdiği yani bana anlatış şeklinde iddia ediliyor. Biri Sayın Heval Savaşkaya, biri Murat Aydın, biri de Doğru. Nilay Kökkılınç. Evet. Yani bu üç isimle ilgili son bir haftada Doğru. inanılmaz yani bilgiler geliyor. Yani özellikle Sayın Soyer'in de bunu telaffuz ettiği Ya noktasında bir kez daha aday gösterilirsem şey. bu isimler daha başka isimler de var ama tam onları netleştirmiyorum ama bu üç isimle ilgili Evet. Murat Aydın biliyorsun grup başkan vekili, onunla ilgili Karşıyaka, ilçeyi de söyleyelim. Tabii. Nilay Hanım'la ilgili de Güzel Güzelbahçe haber. ki son yerel seçimlerde aslında Nilay Hanım açıklanmış daha sonra dönmüştü orada. Böyle bir iddia var. Sizin kulağınıza geldi Yani mi şöyle, bilmiyorum evet, ama. kesinlikle şöyle. Aziz Kocaoğlu dönemini hatırlayalım. Semih Pektaş'la beraber Konak ilçe binasına gidip üye olacak diye böyle haber gelmişti. O zaman Yeni Asır'da ya da ajansta çalışıyordum. Allah koşa koşa gitmiştik. Çat Aziz Bey ne yaptı, ne etti? Sema Hanım'a aday yapılmasını sağladı. Milletvekili listelerini hatırlayın, 2007 Hülya Güven, Mustafa Moroğlu. Yani Büyükşehir Belediye Başkanlarının, daha sonra Kemal Bey gerçi buna biraz set çekti ama zamanda istediği isimleri aday yaptırdığını biz şahitlik olduk. 2019'da buna çok şahit olamadık çünkü Tunç Değişik daha değişti. kendisi daha olup olmayacağı belliydi. İşin acemisiydi yani tırnak içerisinde. Kendi derdine düşmüştü, başkasının derdiyle uğraşamazdı. Bu dönemde bence yani illaki Aziz Kocaoğlu'ndan daha farklı belki bir strateji, Aziz Kocaoğlu Olmazlar. olmazlar üzerinden gider. En sonunda oluru böyle işaret ederdi ama en son noktaya kapar. Bakalım Tunç Bey bu anlamda yoğurdu nasıl yiyecek tam Sence bilmiyorum. Mustafa abi Soyer ikinci dönem adaylık gösterirse olurlar noktasında mı daha şanslı duruma düşür, olmazlar noktasında mı? Ya şöyle, ben az önce Onur'un bıraktığı yerden de devam edip senin hani sorunu da yanıtlamak isterim. Şöyle ben genel merkezin bir önceki dönemlerdeki İzmir'e dönük tavrını bu sefer tam olarak sergilemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Hangi tavır abi? yani dedim yani büyükşehir belediye başkanları genelde belirleyici oluyor Evet, işte Aziz evet. Bey'de. Şimdi çünkü önümüzde Urla, Menemen, hatta son dakika kurtarılan Torbalı örnekleri var. CHP genel merkezinin bu işlerden çok ağzı yandı. Dolayısıyla artık buradaki belli bazı ilçelerde bile genel merkez büyük şehri de çok fazla dinlemeden kendi içindeki dinamiklerle karar verip burada etkili olmaya çalışacaktır. Sana destek olmak Sütten adına ağzı yandı İYİ çünkü. Parti'nin de aday çıkarttığı bir ortamda Bundan yani sonra şu keseli olsun bu evet. olsun dan çok ya da şu olsun bu olmasından çok anketler birçok Evet. şeye Yani şöyle bakacaklardır. tırnak içerisinde öyle dışarı atıyorum yani bir daha öyle Sema Hanım baro başkanı olsa bu dönem gelse buyur seni koyuyoruz deseler bu sefer durun bakalım artık konjonktür Bunu öyle biz değil milletvekili derler. seçimlerinde şeyde yaşadık ya. Gördük yani o çok büyük örnek. Esnaf Odası Başkanı'nın yazılmaması. Doğru. Evet. Zekeriya Bey'in yazılmaması Yani çok büyük 8'e örnek. 9'a yazsa sayılırlardı bari. Neyse konu konuyu açıyor. Belki de yerel seçimde telafi ederler Zekeriya Bey'in. Belli. Olabilir. O da ilginç bir iddia oldu. Hiç öyle değil. Ama bu arada şu konuyu kapatmadan. Adayın en çok merak ettiğim ilçe de Urla'ya. İnanılmaz merak Urla ediyorum. Yani şu şundan dolayı merak ediyorum. O kadar farklı ekiplerin gözü Urla'da ki. Tabii Yani ya. çok merak ediyorum adayı. Şu an Şöyle kayyumla da yönetildiği şey de çok için. ilginç ya. AK Parti açısından da çok ilginç. Yani mevcut bir neydi? Muharrem Dayanç mıydı? O gitti. O Balçovalı. Öyle mi? Dayanç, İsimler Murtaza Dayanç o gitti. Murtaza Dayanç. Hayır şu çok Kayyum. güzel bir şey. Kayyum Kayyum mu? başkanı da birkaç kez değişti yani. Hayır. Evet. Yani adam gelmiş belli bir yere kadar seviyeye getirmiş. Belli bir yere kadar kendini hatta sevdirdiği bilgisi Tabii geldi. tabii. Pat diye adam Süleyman Soylu'ya yakın diye. Hatta şöyle Sercin onunla ilgili hemen 30 saniye.
Mustafa abiyle bir program çıkışı çıktık aşağı diyorken Urla'da iyi Onur falan adam şey yapıyormuş. Dedik ertesi gün yani gece resmi maşallah yani, dedim. Maşallah dedi Mustafa abi adam beyefendi. Bak bana atıyor hemen. sen de dedin maşallah diye. Evet, tabii bunlar kurultaydan sonra çok da konuşacağımız konular aslında. Biraz daha kurultayı beklemek lazım.